Karakoca Gaming'den herkese merhaba. Ben Ceyda Doğan Karaş, namı değer cephecileri. Bugünkü videomuzda size Yu-Gi-Oh! Dynamaxis Fury'nin Structured Deck kutu açılışını yapacağız. O zaman gelin direkt kutunun açılışını yapalım. Tabii ki bu arada unutmadan bu arkadaşı güçlendirmek için, yani biliyorsunuz Starter Deck'i geçtiğimiz haftalarda açmıştık. Bu kartları güçlendirmek için aralara ekleyebileceğiniz minik sürprizler. Bakalım kutumuzdan neler çıkacak. Evet, yeni bir structure deckimiz. Gördüğünüz gibi hiç açılmamış. Arkasında kartlarımız var. Daha çok hani dinozorlara, hani direkt dinozorlara odaklanmış bir structure deck. Eğer Link Strike'ın aldıysanız ekstradan hani starter deckini, bu arkadaşları da onlarla güçlendirebilirsiniz. Bakalım kutumuzdan ne çıkacak. Evet, tabii ki birçok structure ve normal starter deck'in içerisinden çıkan guide, yani rehberimiz, hani nasıl oynanır, yaratıklar nasıl summonlanır, hangi kurallarda, biliyorsunuz ufak tefek bazı kural değişiklikleri var. Bu kural değişikliklerine alışmak için hani internet yerine bence bu şekilde guide'lardan okumanın çok daha yararlı olduğunu düşünüyorum. Bir de keşke konuşabilsem neler söyleyeceğim. Aynı şekilde eğer structure deck'in, şöyle kameramda ufak bir odak sorunu oluyor ama sığdırabildiğim kadar göstereyim. Şöyle yakından logosu, aynı zamanda kart yerlerimizi gösteren detayları bulabilirsiniz. Amped'i kullanmak istemiyorsanız sorun değil. Zaten birçok yeni desen içerisinden çıkıyor. Arkasındaki kurallara dikkat etmeniz yeterli. Nasıl summonlarsınız dediğim gibi, saldırı puanlarının detayları, kaç level olan yaratıklar vesaire, bunları bu arkadaştan görüntülü biliyorsunuz. Gelelim asıl önemli olan konuya, kartlarımız. Geçebilirsem kartlarımıza. Evet, dinozorlardan oluşan kartlarımız ve ilk kartımız, hadi açıl, hop, dışarı. Hemen arkasında zaten bir tane token kartı, daha önceki Mesh'in decklerde olduğu gibi bir tane özel bir kartımız var, tokenımız var burada, dinozor tokenı. Şöyle koyalım bu arkadaşı kenara. Evet, kartlarımıza bakalım. Bu destenin en özel kartlarından bir tanesi. Bu kartı özellikle eğer hani yok olup mezarlığa yolladığınızda 1 veya 4 yıldızlı, hani 1 veya 1-4 arasında veya daha yüksek yıldızlı bir dinozor canavarını destenize alabiliyorsunuz direkt. Tabii ki yani destenizden summonlayabiliyorsunuz, ancak bu turn içerisinde, yani summonlanan turn içerisinde yaratığınız saldıramıyor. Tekrar bakalım. Gördüğünüz gibi burada yazıyor. Direkt özel summonluyorsunuz bu kart yok olduğu zaman. Bu yüzden en önemli kartlardan bir tanesi bu destenin. Şöyle bir tane daha bıcı bıcılı. Bu da zaten direkt kutunun üzerindeki arkadaş. Şöyle gösterelim. Direkt dinozor efekt var kendisinde. Bir tane daha böyle prizmatik, güzel dinozor efekti olan bir canavar kartımız daha var. Sihir kartımız. Tuzak kartı. Şimdi canavarlarımıza gelelim. Bakalım canavarlarda neler var. Element olarak daha çok su ve earth elementleri kullanılmış. Buna göre field kartınızı buna göre ayarlayabilirsiniz. Hani dinozorlarınızın ekstra 300 puan almasını sağlayan bir field kartı, bunu kullanabilirsiniz. Şu an adını unuttum. Yanlış söylememek için burada söylemiyorum. Devam edelim. İki tane aynı karttan var. Az önceki gibi ama 1900 puanı var. Dinozorunuzun canını arttıracak, yani 300 saldırı puanı almasını sağlayacak field kartı kullanırsanız 2100 puan
hani 2100 saldırı puanına sahip olacak bir canavara sahip olacaksınız. Bu da bayağı avantaj aslında. Bir kere de 2100'lük bir canavar summonlamak. 3300 saldırı, 1400 savunma puanlı bir dinozor kartımız daha. Bir dinozor kartımız daha. Bu arada bayağı sağlam. Kaiba'nın özel kartlarından bir tanesine benziyor. Tasarım güzelmiş. Devam ediyoruz kartlarımızı göstermeye. Çoğu dinozor efektli ve saldırı ve savunma puanları çok yüksek veya çok düşük ama mutlaka bir özelliği var her kartın. Tıpkı makine canavarları gibi ama dinozor canavarlarını oynamak diğer makine destesine oranla, şöyle gösterelim. Şu desteye oranla biraz daha kolay bu dinozor destesine hakim olmak. Çünkü kartları onlara kadar komplike değil ve makine kartlarının hani asıl kartlarınızı eğer birlikte combo yapmak istiyorsanız işiniz biraz daha zor, çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Hani dinozor kartlarının işleriniz biraz daha kolay, daha basit çünkü. Yani benim tavsiyem ilk olarak bu structure deck ile başlayabilirsiniz. Hani starter deck'in üzerine bunu ekleyebilirsiniz. Burada kart tasarımları, dinozor kart tasarımları makine kart tasarımlarına göre daha güzelmiş. Ben şimdi onu fark ettim. Mesela bu oldukça can yakan kartlardan biri. 1700 direkt summonlayabiliyorsunuz. Evet, güzel. Yani o kadar dinozorun arasında böyle sevimli bir kurtar ilk yardım tavşanı görmek, Rescue Rabbit, çok tatlıymış. Özel olarak bakalım özelliğine. Özel olarak summonlanamıyor. Bir tane face up kartlardan, kontrol ettiğiniz face up kartlardan bir tanesini tamamen oyundan silmeniz gerekiyor. Banish etmeniz gerekiyor. Özel olarak 2 veya 4 yıldızlı, daha az veya daha az olan kartlardan bir tanesini destenizden turn sonunda yok ediyorsunuz. Bu efekti sadece bir kere kullanabiliyorsunuz. Bayağı ilginçmiş. Geçiyoruz. Sihir kartlarımıza geldik. Bu arada sihir kartlarımızı eğer Duel Links oynuyorsanız, dinozor destesi, yani Rex'in destesini biliyorsanız oradan tanıdığınız bazı kartlar muhtemelen vardır. Bunların içerisinde diye düşünüyorum. Az önce bir iki tane tanıdık kart gördüm. Mesela bu aynı şekilde Machines Reactor destesinde de vardı bu kart. Yani bu şu demek oluyor. İki Structure Deck'te de Zone kartlarınız oldukça önemli. Ne de olsa canavarlarınıza ekstra puan veren ve sizin bir şekilde hani kurtaran, ekstra saldırı puanı, savunma puanı veren field kartlar önemli oluyorlar. Tuzak kartlarımıza geldik. Devam edelim açmaya. 3 tane token summonlamanızı sağlayan kartlardan bir tanesi. Bayağı hayatınızı kurtarabilir yani. Bayağı zoşmuş tasarımlar bu arada. Tekrar bunu söylüyorum ama bir de konuşabilsem neler söyleyeceğim. Ve son tuzak kartımız. Genel olarak baktığımızda aslında hani makine kartlarının oranla bu kartlar daha hani bana cazip görünüyor. En azından bana daha kolay göründüğü için de olabilir. Hani her kartın sonuçta kartınızdaki yeri ayrı. Özellikle şu iki arkadaş bu destenin en güçlü kartları zaten. Gördüğünüz gibi bıcı bıcılık gidiyor. O zaman bu videonun da sonuna geliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz diyoruz. Bu kartları nereden alabilirsiniz? Pegasus Oyuncak Kırtasiye'den, Ankara şubelerinden ve İstanbul Beşiktaş şubelerinden temin edebilirsiniz. İnternetten satın alabilirsiniz. Ama benim tavsiyem, İstanbul'daysanız veya Ankara'daysanız dükkanlarına uğramanız ve oradaki daha farklı kart oyunlarını, Warhammer gibi çeşitli masa oyunlarını deneyimlemeniz benim tavsiyem. En azından öğrenmenin yaşı yoktur. Eğilmişsiniz bence. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. Hazırım. Ay. Ne? Dino. Konuşamadım. Tamam. Tamam. Ciddiyiz.